Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeni bir yenileme videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle kettle boyayacağız. Kettle'da mı boyanır demeyin, evet kettle'da boyanıyor. Evde eskimiş olan kettle'larınızı çok rahat bir şekilde boyayabilirsiniz. İstediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Bunu boyayacağız, sonra da üstüne başka işlemler yapacağız. Ne renk isterseniz yapabilirsiniz. Ben bunu turkuaz renkle boyayacağım. Pompon fırça ile boyayacağım. Fırçama boyama alıyorum ve şu şekilde darbeler halinde yapıyorum. Şu gösterge kısmını isterseniz kağıt bant yapıştırabilirsiniz veya ince bir fırçayla da etrafını boyama işlemi bittikten sonra geçebilirsiniz. Ben ince bir fırçayla geçeceğim. Şöyle girebildiğim kadar dibine giriyorum ve bakın böyle çok güzel bir şekilde boyama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Evet, kettle bile boyuyoruz. Her şeyi boyayabiliyorsunuz. Atma olacak mı diye soracaksınız. Hayır, atma olmayacak. Güzel boyayacağız. Daha sonra da üzerine vernik işlemi gerçekleştireceğiz. Hiçbir şekilde bir atma işlemi olmayacak. Önemli olan 21 gün dikkatli kullanmanız. Çünkü boyanın kuruma süresi 21 gün sürüyor. 21 gün sonra tamamıyla kemikleşme dediğimiz süre 21 gün. 21 gün sonra kemikleşme işlemi oluyor ve hiçbir şey olmuyor. Multi surface boya ile yapıyoruz. Normal ham ahşaplara uygulanan akrilik boya kullanmıyoruz. Multi surface boyalar, her videomda söylüyorum, yeni abonelerimiz için, yeni izleyecek olanlar için söylüyorum, her türlü yüzeye zımpara işlemi uygulamadan uygulayabileceğiniz yeni nesil bir boya. Bakın böyle. İlk katta kapanmıyorsa boyadıktan bir gün sonra ikinci katını da atabilirsiniz. Ama ilk katta kapanma işlemi gerçekleştiyse kuruduktan sonra üzerine diğer işlemleri yapın. Vernik işlemi için yine bir gün beklemeniz gerekiyor. Her yerini boyayalım bu şekilde. Bak, çok güzel oldu. Kuruma işlemi tamamladı. Şöyle bakın, burasını koyu kahverengi boyadım. Her yerini turkuaz boyadım. Daha sonra da üzerine stencil çalışacağım. Stencil'ınızı isterseniz böyle kağıt bant yardımıyla, isterseniz de stencil spreyi, daha önceki videolarımı izleyenler bilir stencil spreyi ile nasıl yapıştırdığımızı, onunla yapıştırabilir. Şimdi böyle buna stencil yapacağız. Şöyle dik uçlu, sert uçlu stencil fırçam var. Boyamdan ucuna biraz biraz alıyorum ve işlemimi gerçekleştiriyorum. Şöyle, daha önceki aboneler bilirler, yeni aboneler için söylüyorum, stensilimizi doyuruyoruz boyaya, ucundakini iyice böyle dağıtarak yedirmiş oluyoruz ve şu şekilde dik bir şekilde gösteriyorum, şu şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu biraz böyle vakit alacak ama sabır işi, sonuç güzel sonuçta. Hiçbir iş sabırsız güzel olmaz. Bu şekilde her yerine uyguluyorum. Stencil'ımı yaptım. Şimdi bu kahverenginin üzerine hafif parıltı vermek istiyorum. Şuraya şu çiçeğini bir metalik renk ile yaptım. Kahverenginin üzerine bu metalik rengimi çok hafif hafif dokundurarak kahverenginin üzerinde bir doku elde edeceğim. Şöyle sadece dokunduruyorum şöyle köşelerine. Çok böyle şey yapmıyoruz.
Böyle bir dokundurma işlemi yapıyorum. Şimdi stensilimizi kaldıralım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle. Bakın. Şöyle güzel. Yaptığım şeylere parıltı katmazsam olmuyor. Bu şekilde parıltımızı kattık. Ve yazımızı yazdık. Şimdi üstüne bir renk geçişi yapacağım. Stencil'ım kurusun. Bir wax'ım var. Bu wax'ımı üzerinden geçeceğim. Rengini koyu kahve yine. Koyu kahveyle bu parlak turkuaz rengini biraz öldürmeye çalışacağım. Evet, şimdi wax işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şöyle bir stencil fırçamızı şurada kapandırmam lazım. Alıyorum ve şu şekilde sürüyorum. Bakın. Mavi olan her yere bu aksamı bu şekilde süreceğim. Ve daha sonra bir kuru bez yardımıyla, pamuklu bir bez de olabilir. Şu şekilde giydiriyorum. Şöyle rengini kırıyor. Bakın yapılan yer, yapılmayan yer. Rengini kırarak daha böyle bir eskimiş görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde wax'ımızı her yerine uyguluyoruz. Daha sonra da bir gün bekliyoruz ve 2 kat veya 3 kat vernikleme işlemi yapıyoruz. Suyla muhatap olduğu için bu arkadaş 3 kat vernikleyin ve mis gibi kullanın. 21 gün dikkat edin. 21 gün sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Devam edelim. İşlemlerimizi bitirdik arkadaşlar. Evet, kettle'da mı boyuyoruz? Demeyin, kettle'da boyuyoruz. Dediğim gibi bittikten sonra 2 kat ya da 3 kat vernik atmanız gerekiyor. Daha sonra rahatlıkla kullanın. 21 gün kemikleşmesini bekleyin. Bakın alt tablasını da boyadık. Şuralarını yine kahverengi, üst tarafını mavi. Yine wax ile waxladık. Görüyor musunuz? Her yerini göstereyim bu şekilde. Yapıyoruz, boyuyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyi evde boyanmadık, hiçbir şey kalmasın. Yenilenmedik, hiçbir şey kalmasın. Sevmediğiniz rengi olan varsa eğer kettle'ınız veya eskidi, yıprandı vesaire bir şeyler oldu diyelim. Bu şekilde boyayıp vernikleyip tepe tepe kullanıyorsunuz. Yine almış gibi bir kettle'ınız oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı videomun altına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.